Bu videoda iyon kavramından söz edeceğiz. Ama iyonlardan bahsetmeden önce element nedir ona bir bakalım. Diyelim ki karbondan söz ediyoruz. Karbon bildiğimiz gibi bir element. Elimize bir karbon atomu olsun. Bu karbon atomu hakkında ne biliyoruz? Tanımı itibariyle bir karbon atomunda 6 proton bulunur. Yani bunun 6 protonu var. Ve eğer bu nötr bir karbon atomuysa elektron sayısı da aynı olur. Dolayısıyla bu atomun 6 elektronu vardır. Onu nötr kılan şey de bu zaten. 6 tane pozitif, 6 tane de negatif yükü var. Bir de karbon iyonu denen bir şey var. Pek sık rastlanan bir şey değil ama var. Eğer bir atomun proton ve elektron sayıları eşit değilse o atom bir iyondur. Mesela bu karbon elementinin 6 protonu ve 5 elektronu varsa ne olur? Hala 6 protonumuz var. Unutmayın. Söz konusu elementin hangi element olduğunu belirleyen şey proton sayısı. Yani bu hala karbon. Ama artık pozitif yükümüz negatif yükümüzden bir fazla. Bunu böyle artı bir yüklü şeklinde gösterebiliyoruz. Ve sadece bir artı koysak da olur. Bunun için bir karbon atomu diyorduk. Bu ise bir karbon iyonu. Çünkü net bir yükü var. Proton ve elektron sayıları farklı. Peki tam tersi olsaydı ne olurdu? 5 protonumuz ve 6 elektronumuz olsaydı ne olurdu? Bunu ne şekilde tanımlardık? Hatırlayalım. Ne demiştik? Hangi elementle karşı karşıya olduğumuzu proton sayısı belirliyor. Hangi elementin 5 protona sahip olduğuna baktığımızda bunun bir bor elementi olduğunu görüyoruz. Demek ki bu bormuş. Nötr bir bor atomunda 5 proton ve 5 elektron vardır. Ama bunda fazladan bir elektron daha bulunuyor. Demek ki bunun fazladan bir negatif yükü var. O halde buraya eksi 1 veya kısaca eksi yazabiliriz. Ve bu bir bor iyonu. Proton ve elektronlar arasında bir eşitsizlik gördüğümüz anda Karşımızdaki şeye atom değil iyon diyoruz. Şimdi konuyla ilgili örnek bir soru çözelim. Soru bize şöyle diyor. Kütle numarası 195 olan bir platin atomunda 74 adet elektron bulunmaktadır. Hemen periyodik cetvelimizde platine bakalım. Bakın, platin tam burada. Umarım görebiliyorsunuzdur. Kütle numarası 195 olan bir platin atomunda diyor. 195. Burada yazan atom kütlesine oldukça yakın bir sayı. 74 adet elektron bulunmaktadır. 74 elektron. Bu atomun proton sayısı, nötron sayısı ve yükü nedir? Şimdi bunun üzerine biraz kafa yoracağız. Elementimiz platin. Bunu bazen platinyum olarak da duyabilirsiniz. Tanımı itibariyle bir platin atomunda 78 proton bulunuyor. Bunu biliyoruz. 78 proton var. Soruda elektron sayısının 74 olduğu verilmiş. 74 elektron. Yani proton sayısı elektron sayısından 4 fazla. O halde yükümüz artı 4 olur. Çünkü pozitif yük negatif yükten 4 fazla. Bu iyonu platin artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bu bir platin iyonu. Pozitif bir platin iyonu. Pozitif iyonlar için kullandığımız genel terim katyondur. Pozitif iyon demek. Yukarıda borun negatif olduğundan söz etmiştik. Negatif iyonlara da anyon diyoruz. Bunları bu terimlere aşina olalım diye anlatıyorum. Evet soruyu henüz tam olarak cevaplamadık. Ne diyordu sorumuzda? Kütle numarası 195 olan bir platin atomunda 74 tane elektron bulunmaktadır. Bu atomun proton sayısı, nötron sayısı ve yükü nedir? Yükü bulduk. Proton sayısını zaten biliyoruz. Tanımı itibariyle platinde 78 proton bulunuyor. Peki ya nötron sayısı? Proton sayısıyla nötron sayısını topladığımızda bize kütle numarasını vermeli değil mi? Yani sonuç 195 olmalı. Öyleyse 78 proton artı n adet nötron eşittir 195 olacak. Her iki taraftan 78 çıkardığımızda ne oluyor? Nötron sayısı eşittir. 195'ten 70 çıkarırsak 125 ediyor. Eksi 8 eşittir 117 nötron. İşte bu kadar. Burada ana fikir şu atom diyebilmemiz için proton ve elektron sayılarının eşit olması gerekiyor. Yani atomun nötr olması gerekiyor. Ama nötrlük durumu bozulduğu anda yani proton ve elektron sayılarının birbirine eşit olmadığı durumda ki bu atomlar içinde moleküller içinde geçerli bahsettiğimiz şeyin adı iyon oluyor. Ve biraz da ayrıntıya girecek olursak pozitif iyonlara katyon, negatif iyonlara anyon deniyor.